Merhaba çocuklar. Poldi ile tanıştık. Bizim sevimli korkuluğumuz. Poldi şimdi uzak diyarlara gitti ve şekilleri öğrendi. Bakalım Poldi'nin maceraları nasılmış? Haydi başlayalım. Çok akıllı bir arkadaşımın yanından geliyorum. Bizden yardım istiyor, dedi karga. Bir türlü çözemediği bir bilmece varmış. Madem o kadar akıllı, neden kendi başına çözemiyor, diye sordum Martı. Karga gülümseyerek, arkadaşlarından yardım istemek çok akıllıca bir şeydir, diye yanıtladı. Arkadaşım Panda saklı şekillerin bilmecesini bizimle birlikte çözmek istiyor. Saklanmış şekilleri arama düşüncesi titrek kuyruğun hoşuna gitmişti. Böyle bir araştırma yapmak ilginç olabilirdi. Panda sorununu arkadaşlarına açıkladı. Biçimlerin bilmecesini çözmem gerekiyor, dedi. Söz gelimi kare ile ilgili olanı bir dinleyin. Öyle bir kare bul ki bana, ırmaklarda geziyor olsun ve üstünde dalgalansın teknelerin. Hızla ırmak kıyısına giden Poldi ve kuşlar çok sayıda kareyle karşılaştılar. Dükkanlardan birinin önünde bir tabela gördüler. Bir ağacın dalında ise bir fener sallanıyordu. Derken ırmakta yüzen tekneyi ve kocaman beyaz yelkinini gördüler. İlk bilmece çözülmüştü. Kare, yelkinin şekliydi. Panda çok mutluydu. Harikaydınız, dedi. Acaba bana bir kez daha yardım eder misiniz? Şimdi de kare bilmecesini dinleyin bakalım. Yam yassı bir teker, suyun üstünde güzer. Herkes çevreyi araştırmaya başlamıştı. Birçok daire buldular. Bisikletlerin tekerleklerini gördüler ilk önce. Sonra güneşten korunmaya çalışan bir şemsiye buldular. Sonra da bir havuzun kenarına ulaştılar. Havuzun ortasında dev bir nilüfer yaprağı duruyordu. İkinci bilmece de çözülmüştü. Aradıkları daire nilüfer yaprağıydı. Üçüncü bilmece, dedi Panda. Daha da zor. Dinleyin. Bu da üçgen bilmecesi. Müziğin cümbüşü içinde, üçgen her şeyin tepesinde. Poldi ve kuşlar yine başladılar aramaya. Bir sürü üçgen gördüler. Bir çiftçinin başında üçgen biçimli bir şapka vardı ama ortasında müzik sesi duyulmuyordu. Gökyüzünde sallanan bir uçurtma vardı. O da sessizdi. Sonra çok yükseklerden gelen çan seslerini duydular. Tapınağın çatısına asılı çanların, rüzgarın etkisiyle çıkardığı müzikli seslerdi bunlar. Üçüncü bilmeceyi çözmüşlerdi. Aradıkları üçgen tapınağın çatısıydı. Kutlarım, diye sevinçle haykırdı Panda. Son bir kez yardımınızı isteyebilir miyim? Geriye bir tek dikdörtgen bilmecesi kaldı. Çinin öteki ucuna uçurursa seni rüzgar, aradığın dikdörtgen orada da karşına çıkar. Çinin öteki ucu mu? Diyerek yutkundu karga. Pandacığım, korkarım bu kez dönüşümüz uzun sürecek. Dilediğiniz kadar zamanınız var, dedi bilgiç panda. Bilmece çözmek her zaman o kadar kolay değil. Poldi ve kuşlar gökyüzünde yol alırken çok sayıda dikdörtgen buldular. Söz gelimi rüzgarda dalgalanan bez afişleri gördüler. Yeşil dikdörtgenlerden oluşan büyük bir arazinin üzerinden geçtiler. Bu dikdörtgenler pirinç tarlalarıydı. Derken dağları ve ovaları aşan uçsuz bucaksız bir surla karşılaştılar. İşte Çin Seddi, dedi karga. Bakın, tuğlalar dikdörtgen biçiminde.
Son bilmeceyi de çözmüşlerdi. Dikdörtgen bir tuğlaydı. Şekillerin bilmecesini çözmeme yardım ettiğiniz için teşekkür ederim, dedi panda. Panda ne denli akıllı olursa olsun, arkadaşları yoksa bir hiçtir. Karenin dört kenarı vardır. Dört kenarının uzunluğu birbirinin aynıdır. Karenin dört de köşesi vardır. Üçgenin üç düz kenarı, üç de köşesi vardır. Dikdörtgenin dört kenarı vardır. Bu kenarlardan ikisi uzun, ikisi kısadır. Dikdörtgenin de kare gibi dört köşesi vardır. Daire bir top gibi yuvarlaktır. Poldi'nin diğer maceralarını da izlemek istersen açıklamalar bölümündeki linkleri tıklayabilirsiniz. Hoşça kalın.